O gün kulüpte büyük heyecan vardı. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk yakından takip ettiği, gönül verdiği Fenerbahçe'yi ziyaret ediyordu. Mustafa Kemal Paşa bu özel ziyaretini kulübün hatıra defterine "Benim için bir görevdi" diye yazacak. Bu sözler her bir Fenerbahçeli için onur dolu bir gerçek olacaktı. 3 Mayıs 1918 tarihinde gerçekleşen bu önemli ziyaretin ardından 1907'nin baharında kurulan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kuruluş tarihi 3 Mayıs 1907 olarak kabul edilecekti. Mustafa Kemal Paşa kulübümüzün kuş dili lokaline ziyarette bulunup şeref defterine her Fenerbahçeli'nin göğsünü gere gere hatırlayacağı o satırları yazdıktan sonra ayrılmak için iskeleye indi. Kürekte bulunan El Katipzade Mustafa Bey ve arkadaşları büyük bir heyecan ve sorumlulukla onu karşıladılar. Mustafa Kemal Paşa Fenerbahçelilere döndü ve son söz olarak "Fenerbahçe'ye sonsuz başarılar dilerim. Allah'a ısmarladık" dedi ve tekneye bindi. Tekne iskeleden ayrılırken o gün Fenerbahçe bir milleti omuzlarında taşıyan lideri taşımanın heyecanını yaşıyordu. İşte kızım, bizim de bu mirası taşımamızın heyecanı o günlerden geliyor. Fenerbahçe o günden beri atasının izinde, açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyor. Aynı inanç ve heyecanla. Efsane 114 yaşında.